Merhaba güzel insanlar. Mutfağımıza hoş geldiniz. Merhaba. Gördüğünüz üzere bugün oğlum Efe yanımda. Evet. Öpücükler bittiği için hemen fikrimizi açıklayalım. Bugün ne yapacağız oğlum seninle? Tahin pekmezli, cevizli, fındıklı kek. Evet. Muhteşem olacak. Evet, şu anda daha video başlamadan... Kardeşim geldi. Biz gel. Evet, bu kekimizin en önemli özelliği içerisinde yağ ve şeker olmayacak. Başlayalım. İlk olarak iki tane yumurta koyacağız. Tamam. Şimdi ne koyacağız anne? Şimdi de bir çay bardağı pekmezimizi alıp döküyoruz. Sen söyle gösterme, ben dökerim. Tamam. Güzel anneler ve babalar, çocuk psikologları ve pedagoglar çocukların gelişimi için çocukların ebeveynlerle birlikte mutfağa girmesini öneriyor. Onlarla birlikte yemek yapmanızı, onlarla birlikte kahvaltı hazırlamanızı, böyle kekler, atıştırmalıklar yapmanızı tavsiye ediyorlar. İnanın gerçekten bunun hiç düşünmediğiniz kadar güzel etkisi olacaktır. Şu kadarcık bir çay bardağı tahin döküyoruz. Bir çay bardağı süt. Şimdi böyle bir karışımımızın üstüne 2 yemek kaşığı kakao döküyoruz. 1 yemek kaşığı. Şimdi ikinci yemek kaşığı. Biraz az oldu. Şimdi devamını alayım, 2 yemek kaşığı. Tamam. İkinci yemek kaşığı da burada. Şimdi 1 paket kabartma tozu koyacağız. Söyle, kabartma tozu 1 paket. Şimdi de 1,5 çay bardağı un dökeceğiz. Güzel çocuklar, büyüklerinizin, annenizin, babanızın yardımıyla bu karışımı yaptıktan sonra böyle pişirme kabına dökeceğiz. Ama pişirme kabına dökmeden önce ilk olarak yağ, bir fırça yardımıyla yağ sereceğiz oraya. Azıcık yağ. Fırın kabına aktardıktan sonra üstüne şöyle fındık, cevizi önceden rendeleyip dökeceğiz kekimizin üstüne. Ne güzel değil mi? Çok güzel gözüküyor. Kek karışımımızı 180 derecede fırında pişireceğiz. Ve kekimiz hazır. Evet güzel insanlar, kekimiz işte hazır, şekersiz ve yağsız kekimiz. Bunu da şöyle göstereyim size iç kısmını. Gayet güzel pişmiş, yumuşaklığını da gösterecek olursak. Bir de ovuluyor, öyle de söyleyeyim. Şöyle başka keklerden farklı olarak ovuluyor. Ağızda çok güzel dağılıyor. Çok lezzetli, yerken de pekmezin, tahinin tadı geliyor. Bu kekimizi daha sağlıklı yapmak istiyorsanız un yerine yulaf unu da kullanabilirsiniz. Ama biz normal un kullanmayı tercih ettik. Şimdiden deneyen herkese afiyet olsun. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ediyoruz. Efe'nin de söylemek istediği bir şey var mı? Evet. Ne söyleyeceksin? Şimdi tüm çocuklara sesleniyorum. Bu tarifi denemelerini anne babalarıyla ben de tavsiye ediyorum. Bu çok güzel bir tarif bence. Evet, Efe'nin söylediklerine katılıyorum. Gerçekten bir gün deneyin. İyi ki denedik diyeceksiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.